Komşu komşunun külüne muhtaçtır, ev alma komşu al gibi pek çok atasözümüz var. Fakat atalarımızın bu kadar önem verdiği komşuluk ilişkileri bugünlerde zayıfladı. Kavgalar, dövüşler derken mahkemelik olan çok sokağa. Peki sizin aranız diye sorduk ve bir dokunduk bin ah işittik. Memnun musunuz komşular? Valla pek de değil. Kedilerimize kötü davranıyorlar, tekme atıyorlar, ne yemek verdiriyor. Değilim abi. Neden? Darbuka çalıyor bütün gün, uyuyamıyoruz. Bir de kemençe çalıyor arada. Eyvallah. Kemençe çalırken ayağında takır takır vuruyor dakika başı. Gece 2'de gelmiş, sesi sonuna kadar köklemiş. Ben orada yatacağım, yatamıyorum onun yüzünden. İşe bak, geç kaldım. Komşu komşunun külüne muhtaçtır ya da ev alma komşu al. İşler eskiden böyleydi ama günümüzde bu durum oldukça değişti. Çok sık görmeye başladık birbiriyle mahkemelik olan komşuları, birbiriyle kavga eden komşuları. Peki siz komşunuzdan memnun musunuz? Ses, gürültü, yüksek sesle konuşma, ne bileyim işte ev süpürme ya da eşya çekme gibi gibi. Uyarıyor muydun? Tabii. Sopayla tavana mı vuruyordun? Yok, genelde altta oluyordu da. Bu kadar aşağı mı? Bağırıyorduk. Yeter, yeter. Komşularımdan çok memnunum. Hepsini de çok severim. Onlar benden memnun olmayabilirler diye düşünüyorum. Bazen müziğin sesini açtığım için rahatsız ettiğimi düşünüyorum. O zaman? Hepsinden özür diliyorum. Komşularınızla bir sıkıntınız var mı? Komşum yok ki, sorunum olsun. Şu anda bir şikayetimiz yok. Var var. Nedir konu? Yöneticimden ve kapıcımdan sıkıntım var. Ne yapıyorlar? Fatura vermiyorlar, para istiyorlar. Ne yaptınız sonra? Mahkemeliyiz şimdi. Var mıydı daha önce? Çok gürültü oluyordu. Bir kere sülale boyu her gün evdeydiler. Gece 3'e 4'e kadar. Sürekli çocuk gürültüsü vardı. Ama taşındılar. Pazar sabahı kalkıyor tak tak süpürge.